Hey, selam, ben Adam. Bu da Hardcore serisinin yeni bölümü. Daha önceden dakikalar içerisinde 30 level arttıran bir experience farm kurmuştuk. Endermenleri alıyorduk ve onları kesiyorduk. Benim de Minecraft'ı en az bir kere yapmak istediğim olaylardan bir tanesi en azından 1000'li level'lara ulaşabilmekti. İşte bugün level'lar atlayacağız ve 1000, 2000, 3000 level'a kadar ulaşacağız. Tabii bu süreç kolay olmayacak ve günler alacak. Bunlar dışında da sohbet edip heykeller yapacağız. Ayrıca her Hardcore serisinde olduğu gibi 40.000 beyinden sonra yeni bir Hardcore bölümü gelecek ve daha uzun Hardcore kısımlarını izlemek istiyorsanız da 20.00'da saat 8'de aşağıda linkler var, canlı yayındayız, orada da Hardcore oynuyoruz. Ayrıca videonun bir kısmında kayıt alma bozuk olduğundan dolayı belli kısımları kaydedemedim. Orada da üzerime balgam atan bir kızdan açılmıştı konu, böyle oyun oynarken whoop diye tükürmüştü. Oradan açılan bir konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Umarım yemek yemiyordunuz o zaman. İyi seyirler. İlk garip anım, arkadaşımı üzerime işemişti. O da şöyle yaşandı. Duruyoruz mahallede. Çişim var dedi. Dedim. Ne yapacaksın dedim. Bekle bekle dedi. Yaklaş dedi. Çıkardı, işemeye başladı. Ben de bir şey yapamadım yani. Bildiğin üzerime işedi adam. Ne yapabilirdim? Ondan sonra anneme şikayet ettim falan filan. Arkadaşım annesine şey demiş. Tutamadım, istemeyerek işedim falan. Benim annem bağırıyor böyle. Evler böyle yakındı. Bir mahallede oturuyorduk. Evler bayağı yakın. Annem şey diyor. Senin çocuğun benim oğlumun üzerine işemiş. O da diyor. İsteyerek yapmamıştır diye bağırıyor. Ben de böyle şey yapıyorum. Anne, hayır, isteyerek yaptı, doğrultu işedi. Vallahi doğrultu bir şeydi falan yapıyorum. Annem oradan sallıyor. Oradan sallıyor. İlginç bir olaydı. Gerçekten sidik yarışı gibi bir şey. Kim kazandı? Oğlum kimse kazanmadı yani. Üzerime sidik kokusu sinmiş bir şekilde kaldım öyle. Ne yapayım? Düşünseniz arkadaşınızla takılıyorsunuz. Birden böyle çıkarıyor böyle. Diye böyle sallamaya başlıyor, sen ne yapabilirsin? Ya bildiğin yanlışlıkla işersin, tamam mı? Yanlışlıkla işeme şudur. Ay ayağıma geldi salak adam falan olur böyle. Ondan sonra biter. Adam bildiğin böyle şey yaptı. Wow! Böyle böyle bir de kovaladı ya beni böyle. Hani ben nereye gidiyorum? Adam wow! Ben de sonra ne yapacağımı şaşırdım tabii. Ne vuruyorsun oğlum? Anı anlatıyoruz şurada. Ya ben küçükken neden ya? Neden herkes bir üzerime işeyip balgama? Tamam sessiz çocuktum da hırsız polis kadar zevkli başka oyun yok. Küçükken sitede 20 kişi oluyordu. Yaz zamanları çok iyi oluyordu. Yazın böyle herkes çıkabiliyordu dışarı. Okullar açıldığında herkes böyle okulum var falan filan. Ya oğlum 5. sınıfız, 6. sınıfız. 5. 6. sınıfta ne okulu o kadar ya? Ne ekstrem ne var ki? 5-6'da böyle götüne kalem sokup böyle rastgele bir şey sallasan yapmayın. Tutuyordu bir şeyler. Yani öyle fazla ekstrem bir şey yoktu. Ne olsun? Ama çok zevkliydi ya. Onluk onluk takımlar. Ben şeyi hatırlıyorum. Bizim bir bloğun arka tarafında böyle bir kocaman bir ağaç vardı. O kocaman ağaca ben tırmanamıyordum. Arkadaşlarım bildiğin bir gün şey oldu. Gitmişler ağaca tırmanmak istemişler, tamam mı? Ben de bütün gün aradık. Ben polistim. Hırsızları arayan kısımdım. Lan adamı arıyoruz. Bir sürü kişi yakaladık. Öbür arkadaşları da işte böyle Smackdown'da eline vurursun adamı takaslarsın ya. Bizde de böyle çardak vardı. Çardağa koşarak çardağın içinde yakalanan kişiye bir kere eline değdikten sonra o kişi kaçabiliyordu. Böyle bir sistemimiz vardı. Yani hapishaneden kurtarmak için bir beşlik çakman gerekiyordu. Neyse. Ulan kimse gelmiyor. Bizim öyle saat geç olmaya başladı falan, hala böyle arkadaşları falan bekliyor millet. Ondan sonra gelmedi, herkes evine dağıldı. Bizim arkadaşsa gitmiş sitenin en büyük ağacının tepesine. Biz onun yanına 30 kere geçmişiz. Adam nasıl tırmandıysa yanından geçip acaba ağaçta mı falan diye baktık da o ağaca en tepesine çıkmış. Oyun bitmiş, biz eve gitmişiz, adam hala ağaçtaymış yani. Böyle biz oyunu aman bu da eve gitmiş galiba, hani eve saklanmış, oyun bozanlık yapmış falan dediğimiz sırada adam çoktan gitmemiş eve. 2 saat ağaçta daha beklemiş adam. Ya ne kadar bir şu aşka bakar mısın ya? 2 saat değil yani. Totalde biz oyunu oynadığımız 2 saat zaten vardır. Adam da ekstra 2 saat durmuş. Örümcek adam. 4 saat ağaç tepesine durmuş adam. Böyle garip anılar vardı. Hatta biz yakalanmayalım diye abi ben zıplayamıyorum, korkuyorum bazı şeylerden. Çalılardan düşeceğim vesaire diye. Ama abi o çalılardan öyle bir atlamaya başlamıştık ki. Herkes böyle çalıdan daha iyi atlayabilme hünerlerini gösteriyordu. Gittikçe oyunun metası değişiyordu. Böyle bir şey yaptım chat. Nasıl sizce? Güzel mi? Bizim yayımız. Yayı bırakmışım. Bir deneme yaptım ya. Çok fazla çalışamıyor. Birazcık daha zamanlamayı ayarlamam lazım. Buraya atıyorum abi. O oku atıyor, oraya fırlatıyor. Güzel bir atış.
Ama o onu nereye attı? Olmadı. Tekrardan. Hızlı bir şekilde mükemmel bir atış geliyor. Evet, mükemmel bir kaldırış ama arkaya gitti. Hadi baba, bunu sistemi düzelttin mi? Çok iyi olacak ama. Hadi yolladın mı? Yolladın onu kanka. Yolladın onu. Hayır, çok ucu ucuna kaldı. Bunu yolladın. Bunu yolladın. Güzel bir atış. Güzel bir atış. O nereye gitti? Ama şu iki ok. Yani şöyle bak, şu arada bir çalışıyor. Çok fazla şeyini ayarladım falan filan ama maalesef. Bu mesela şöyleydi. Ben bunu attığım zaman ittiricisi yok. Bunu bir ittirici yapmam lazım. O da aşağıya atıyor. Olduğu kadarıyla. Zevk veren bir şey. Ama keşke oraya gitmese işte. Tek sıkıntı orada. Gidip oraya saplanıyorlar. Bu yok. Ben bunları alayım da. Bunlar şimdi kaş göz yarar. Ya da ben bunu alamayacağım. Ben bunu yer miyim acaba? Aynen. Kendim voleybolcu olabilir miyim şöyle? Acaba şuradan. Beni de at abi. Hayır! Öyle atmasana manyak adam. İnsanlar için üretilmedi. Ben bunu insanlar için üretmedim. Herkes hasta oluyor. Ne bu? Salgın. Salgın var abi şu sıralar. Aslında insanlısı da yapılır bunun. Ben bunu insana göre tasarlamam daha iyi olabilirmiş. En son şöyle bir Türk bayrağı yanmıştık. Sapından tutmalar yanlış denebilir. Evet, öyle şeyler vardı. Sapını birazcık yanlış yanmıştık ama olsundu. Böyle Türk bayrağı dalgalanıyor. Daha ne isteyebiliriz? O yüzden böyle güzel oldu. Hoşumuza gitti. Betonlarla falan uğraşmıştık en sonki bölümlerde. Şimdi ise ne yapacağız? Açıkçası birazcık Iron Golem Farm'ından demir alacağım. Çünkü en son demir stoklarımızı saçma salak buraya almıştım. Başka şeyler yapacağım diye öyle kalmıştı. Ne istiyorsunuz bugün? Artık orada en çok yapılmasını istediğiniz, arzuladığınız şey ne? Exolot heykeli. Diyorsanız abi Exolot heykeli yap. Yani yaparız ama Axelot için renkleri falan toplamam lazım. Lapisten yap. Oğlum lapisten nasıl yapayım? Manyak. Gitmemiz gereken yer burası. Tamam. Güzel. Axelot yapacaksak abi şöyle. Buradan pembiş bir sürü bitki almam lazım. Tabii benim envanterim bayağı dolu. Şunu alıp şuraya koysam. Şunları şimdilik şöyle bir kenara atsam. Sadece mor ve pembe toplayacağız elimizden geldiği kadarıyla. Sonra bunlardan deliler gibi blok yapacağız. Zaten kaç taneydi? Yani bir 64 tane galiba yetmişti bize. Ama gerçi o bayrak içinde ya. Neyse, elimizden geleni yapacağız abi. Ne kadar tutar ne kadar tutmaz. Şu an aklımda matematik işlemleri var, o yüzden falan oluyorum. Sarı da mı yapalım? Abi sarı kara indiba bulmamız lazım. Altından yaparsak çok havalı duracağını sanmıyorum. Yavaştan şöyle iniyorum. Şimdi Eflatun'u alayım ben. Onun dışında sizleri de çevireyim. Şöyle gel abi. Eflatun burada. Alüyum yine Eflatun oluyor. Pembe oluyor. Şakayık pembe oluyor. Bunlardan şimdi çakıl almamız ve kum almamız lazım. Çakıllar burada çok vardı sanki. Oğlum böyle hepsini bitirdik mi ya? O kadar kullandık mı biz? Şurada bir tane vardı. Evimden de çalıp çırpmayayım. Buradan 4 stack kum alsam. Ama bu kadar yakından almayayım. Sonra kabak gibi kalıyor ortada. Hah bak mesela böyle kalacak. İstemiyorum. Hatta buralara bak full. Buralar bayağı kötü. Alabildiğim kadar alayım yine. Ama gerçi ben envanterimi düzenlemediğim için boku tutuyor. Yani boku yiyorum hep. Ah, Muhammed 2012 demiş. Neyse bey, 3. ayında Mr. Chain yayınlardaymış. 2. ayında XC220.000 6. ayında. Daha sıkıntıcı çakıl bulmamız bu arada. Çakılın olduğu yerleri bulmam daha sıkıntılı. Beton yapmam gerekiyor. Beton yapmak için de kuma ihtiyacım var. Öyle. Alabildiğim kadar almaya çalışıyorum 3-5 bir şey. Bak burada çakıl mı? Yok, çakıl gördüm ben. He, insan görmek isteyince görüyor. Yani. Ha bak şurada var. Tamam güzel. Bunları aldık gibi. Şimdi benim sadece şunları takaslamam gerekiyor. Şöyle bir zikzak çizeceğim. Sonra çakılı koyacağım. Sonra da pembeyi koyacağım. Bunlar çimento olacak. 64 tane yeterli olur diye düşünüyorum. Sonra bunu bir de eflatun yapalım. Tam tersi yapılıyor mu bilmiyorum ama. Bunlar da 64 tane. Bunlar yetmeyecek ama gibi geldi bana. Aynen yetmeyecek. Şöyle birazcık daha kumlayalım. Birazcık daha çakıllayalım. Abi para mı arkadaş mı? Bu nasıl bir soru? Yani bak 1 milyon dolar arkadaşımı satarım. Sonra da derim ki kanka al bu da senin payın. Hayır şimdi de yani böyle gidip de şey değilsindir böyle. Giyecek bir şeyin yok, hiçbir şeyin yok. Arkadaşımı seçiyorum diye. Ulan parayı al, arkadaşını sat. Alttan para yolla adama ya. Al sat yani. Adamı öldür demiyorum bu arada. Öyle bir şey varsa öldürmezsin. 1 milyon dolar vereceğim ama arkadaşını öldüreceksin, öldürmem. Düşünürsün ama yani. 1 milyon dolar var. Vay anasını satayım yani. 1 milyon doları kim buldu da yani. Yani 1 milyon dolar. 1 milyon lira olsa tamam mı? 1 milyon liraya öldürür müsün diye. Türkiye'de yaşıyorum. Bir villa falan 2 milyon falan.
yani. Bir şey almıyor. Eski para olsaydı büyük ihtimal deli deli bir şeyler alacaksın. Ama 1 milyon dolar desin mesela. Ben arkadaşımı öldür... Ya bilmiyorum lan, öldürmezdim herhalde. Ben şimdi şunlardan bir kule yapacağım. Baya bir kule yapacağım. Şöyle. Bunlar da betona çevrilecek. Buradan da Axelot, tatlı bir Axelot heykeli yapacağız yavaş yavaş. Belki arkadaşımla anlaştım. Dedim ki 2 milyon dolar veriyorlar, tamam mı? 2 milyon dolar anlaştık. Ben arkadaşımı kestim. Öldürdüm. Bu aramızda bir şey. Ondan sonra da 1 milyon dolarını ailesine verdim. Belki böyle anlaşma yapacağız. Manyak adamlar. Böyle şeyler ufak tefek. Bak düşünüyorum da yani, bencillik yok. Öyle yapanlar var bu arada ya. Sigortadan gerçekten mesela ailesi para alsın diye hayat sigortası falan yaptırıyor. Ondan sonra gidiyor böyle suikast yaptırıyor kendine. Oradan da sigortadan gelen parayla ailesi geçiniyor falan. Gerçi bu devirde de kaçılmaz ki. Vallahi bir yüz tanıma sistemi zing 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 buluyor seni. İşte gideceksin Jack the Ripper gibi. Tabii 1800'lerde kamera yok, bir şey yok. Mis gibi abi. Ne olabilir ki? Kesiyorsun. Birkaç tane polis geliyor, kovalamaya çalışıyor seni. Ondan sonra kaçıyorsun. Bu kadar. Speedy Gonzales olman lazım böyle. Pıtı 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 hızlıca kaçman lazım, bu kadar. Böyle manipüle ediyorsun falan, mektup atıyorsun. Diyorsun ki buradaydım, aslında olmuyorsun. Sen bayağı hazırsın abi. Ya ben galiba hazırım, seri katil olmaya hazırmışım. Türkiye'de liste hazırlanıyor. Şüpheliler, yüzdesel falan en son. Ama çok katil filmi izledim sadece. O yüzden. Ya da katil romanı falan, hani o şey okudum. İlgi çekici oluyor da kimseyi öldürmem. Ben karıncayı bile incitmem arkadaşlar. Diyordu benim oğlum bir karıncayı bile incitmez. O sırada Adanalı'da Maraz Ali herkesi dövüyordu. Zaten şeydim, ben Adanalı oluyordum. Arkadaşım Maraz Ali oluyordu. Adanalı'yı biliyorsunuz değil mi bu ara? Çok eski dizi ama. Böyle gidiyordum, ben Adanalıyım diyordum. O da diyordu ben Maraz Ali'yim. Gidiyorduk böyle. Ben yastıkta bir ara tuttum, boğmaya başladım. Bildiğim boğuyorum. Yani hiç fark etmiyorum bir de. Yani çocuğum ama şakalaşıyoruz güya. Ondan sonra Adanalı'nın reklam arasında boğuşuyoruz. Adanalı başlıyor. Oğuz diyor ki lan dur, Adanalı başladı. Ne yapıyorsunuz diyor. Biz de ha Adanalı başladı diye ben şey yapıyorum. Yastığı çekiyorum. Yoksa ister istemez arkadaşımı boğarak öldüreceğim ha. Böyle ben Adanalıyım. Sen Maraz Ali'sin. Öyle bir şeyler. Bizim de eğlencemiz buydu abi. Ya da ninja kaplumbağalar falan oynuyorduk yani kendi çapımızda. Evet, daha sonra tüm malzemeleri toparlamakla işimiz geçti ki şu anda zaten Axelot'un timelapse'ini görüyorsunuz. Daha fazla çakıl topla, bitsin. Tekrar çakıl topla, sonra tekrardan kum topla, kum bitsin, tekrar kum topla gibi işlemlerimiz vardı. Boyaları toplamak ayrı bir olaydı zaten. Gidip de bir sürü farklı pembe, mor bulmaya çalıştık. Ama bu bayağı bir uzun sürdü. Bunlarla da sizi sıkmak istemedim. Tabii canlı yayınlara katılıp tam olarak sohbetin döndüğü zaman orada olursanız bunlar sıkıcı olmuyor. Aşağıda linkler var, 20.00'da katılabilirsiniz. Tüm bunların dışında Axelot heykelini yapmak öylesine bir fikirdi ve hiç güzel olacağını düşünmüyordum. Gerçekten sadece büyük bir kargaşa olacak, hiçbir şeye benzemeyecek ve nefret edeceğimi düşündüm. Ama daha sonradan hafif hafif şekillendikten sonra, ana hattıyla yüzünü yaptıktan sonra gerisi geldi. Ve çok uzun süreçle beraber çimento makinesi yapmadığımdan dolayı elle tane tane yaptım. Bundan sıkılmadım aslında ama belli bir süre sonra sıkıldığımda bu makineyi de yaparım herhalde. Sonra etraftan gidip kara hindiba da topladım ki bu da yeni bir Axelot içindi, sarı bir Axelot içindi. Çünkü en güzel renk Axelotlar için sarı galiba. Gerçekten sarı rengi en güzel renklerinden bir tanesi. Şimdi ise videonun asıl konusuna gelelim. Evet, işler biraz ilginçleşecek. Tamam, şimdi bu videoda Axelot heykeli yapmam o kadar heyecan verici değildi büyük ihtimal. Çok heyecanlandığınızı düşünmüyorum. Üzerine evet Türk bayrağı da yaptık, o da güzeldi ama ekstra size heyecanlanacak mı bilmiyorum. Ama herkesin beni hile olarak tanımladığı bir olay var. O da 844 level olmam. Yani sebebini biliyorsunuz. Enderman farmı yaptık, experience farmı ve oraya girdiğinizde sadece 1 dakikada 0 level'dan 30 level'a gidebiliyorsunuz. Ama her level atladığınızda level atlamanız bir tık daha zor. Ve bu yüzden de 844 level olmak aslında gerçekten aşırı büyük bir durum. Ve biz en son şöyle baktığınızda altın kaplamalar yaptık. Neden yaptık bilmiyoruz. Çünkü altın farmımız bayağı vardı. Fazlaydı, biz de yapalım dedik. Netrite'ler de fazlaydı. Böyle altın bir piramit yaptık. Üzerinde de böyle işte sanki bir çekirdek, bir güç reaktörü varmış gibi Netrite'le de kapladık. Bunlar ayrı şeyler ama bugün ben de dedim ki neden böyle bir 2000 level
4000 level, belki 10.000, çok olası değil. Ama birazdan gideceğim, işlerim var, dışarı çıkacağım, ondan sonra arkadaşlarıma sözüm var, taşınma işlemleri var ve bilgisayara çok giremeyeceğim. Tek yapmam gerekense internetim de olmadığı için tek yapmam gereken şu an bilgisayarda AFK farmına bırakıp level kasmak olacak tüm olayım. Zaten Enderman'lara bakın nasıldı, çatır çutur düşüyorlar hızlıca, olaylara bakın. Aynen geçen seferden bıraktığım experience'lar gelmeye başladı. Şimdi zaten kendini yenileyen bir kılıcım var. Onun dışında arada bir yemek yemem gerekiyor bu durum için. Şöyle zırhı falan da giyelim. Tam böyle hazır gibiyiz galiba. Ben şimdi okula falan tekrardan başladığımız için yıllar sonra üniversiteye, bunların hepsini halledeceğim. Merkeze gideceğim, kart çıkaracağım tekrardan. Ondan sonra ev için eşyalar bakacağız. Gideceğiz, geleceğiz, bakacağız. Yani bilgisayar 1,5-2 gün tamamen burada olacak ve ben de hiç ellemeyeceğim. Hadi bakalım. Ha, bunun için de işte bu content bedava. Aa, 3000 level olmuş adam. Aa, 4000 level olmuş. İyi bari falan gibisinden. E değil mi? Yani. Evet, ilk Enderman farmını kurmuşuz. Şu sıralar yeni eve taşındığımdan dolayı taşınma işlemleri var ve okula başlayacağım tekrardan ve o yüzden de bazı kart işlemleri vesaire, doğalgaz açtırmadır, elektriktir, bir sürü işimiz var. O yüzden de sürekli olarak merkeze gidiyoruz, orada takılıyoruz ve bilgisayar başında olamıyorum. Ben de bu süreyi nasıl değerlendiririm dedim, bu şekilde yaptım. Ha tabii, bir arkadaşım tekrardan evin içindeydi, arada bir yemek yedirdi bana oyunda, yoksa açlıktan ölmem an meselesi. Bu yüzden de ara ara kontrol edip bana yemeğimi de yedirdi. O şekilde anlaştık en azından. Bu bayağı bir sürdü bu arada. Yani şu an gördüğünüz video gelip de bir zamanda değil. Benim işim oluyordu, 5 saat dışarıda kalıyordum. Sonra geri dönüyordum. Ondan sonra bilgisayarı kullanmam gerekiyordu. AFK farmından alıyordum. Arkadaşım da yemek yedirmiyordu o sırada tabii ki. Ondan sonra ertesi gün başka bir işim oluyordu. Onun dışında 10 saat falan sürüyordu bu. Böyle böyle gide gide bayağı bir experience topladık. Tabii elektrik faturası nasıl gelir? Hani biz memnun olur muyuz bu durumdan bilmiyorum. İşte öğrenci evi daha yeni yeni bakacağız. Ama yine de yapılacaklar listeniz olur ya. Bu da hani böyle hayatımda en azından deneyimlemediğim, demediğim şeylerden bir tanesi olur diye düşündüm. Ve yapmaya başladım. Tabii 10.000 level'da kasmak vardı ki sonra ne kadar imkansız olabileceğini düşündüm. Yani gerçekten sadece bilgisayarımı kenarda bırakıp hiçbir şey yapmamam lazım. Ve sürekli yemek yedirmem vesaire lazım. Yapılır ama çok uğraştırır. Ve bunu survival'da yapmak, hani bir level'dan 30 level'a çıkmak 1 dakika bu sistemle beraber. Ama 30 dakikadan 60 level'a çıkmak öyle 1 dakika sürmüyor. Daha fazla sürüyor. Gitgide daha zor level atlamaya başlıyorsunuz. Yani ben şu an gittikçe level atlarken aslında iş birazcık daha zorlaşıyor. Ve ben o sırada videonun hızını birazcık daha arttırmaya devam ediyorum. Yani siz pek algılamıyorsunuz o kısmı. Bu video bazen 100, bazen 200, bazen de 6000 kata kadar hızlandırılmış versiyonu. O kadar fazla hızlandırdım ki, yani günler süren kayıtlardan bahsediyorum ve günler süren kayıtlarda bilgisayarıma iyi gelmedi. %100 olan hızı %25.000'lere, 35.000'lere kadar çektim. Ayrıca hala hardcore serimde bayağı bir yarım projem var. Onları da tamamlamaya devam edeceğim. Belli bir süredir hardcore nerede kaldı vesaire diyordunuz. İşte benim işlerimdir, bazı olaylardır vesaire derken onlar gecikti ama onları toparlayacağım. Hatta Adal kanalım var, ikinci kanalım, oraya da Minecraft veya başka oyunlarla alakalı bilgilendirici videolar atıyorum. Orayı da şu an kartlardan ulaşıp tıklayıp izleyebilirsiniz. O kanala da yoğunlaşacağım. Farm'a dönecek olursak, evet, yayınlarda rastgele bir zamanda giren herkesin dediği şey şuydu. 844 level nasıl oldun? Şimdi bunun daha iyisini diyebilmeler için 3000 level nasıl oldun? 3200 level nasıl oldun? Sen bir hilecisin demelerini böyle bir tebessümle bakabilmek için bu videoyu da yapıyorum. Abi yapılıyor. Bak, hilesiz. Yapıldı. Ve evet, bambaşka bir videonun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel bir deneyimdir sizin için. Kötüyse gününüz umarım güzelleşmiştir. Burada Türk bayrağımız, burada tağıllarımız, burada da Axolotl heykellerimiz var. Böyle güzel bir tatlı bir bölüm oldu. Daha fazla Axolotl koyacağım. Bütün tarlanın arasında böyle yürüyen devasa Axolotl'lar olacak gibi göstereceğim. Çünkü burada bayağı kocaman bir tarlamız var. Onun dışında da bir süredir hardcore serisi gelmiyordu. Ve her zaman da dediğim gibi 40.000 beğeninden sonra yeni bir
Hardcore bölümü gelecek ve evet geç oldu ama gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde bu videoya da 40 bin beğeni geldikten sonra aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz ve yapmadığımız hiçbir şey kalmayacak. Evet şu an kalmış ama şu kuyruk, o malzeme bitmişti, yayındaydık. Neyse onu da tamamlayacağımı zaten söyledim. Ondan sonra pek bir şey yapmadım. 3297 level, hayırlı uğurlu olsun. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.